Bir taraftan da eski başkan Donald Trump'a yönelik suikast girişiminin soruşturması devam ediyor. Başkan Joe Biden, NBC'ye verdiği röportajda Donald Trump'ı hedef haline getirdiği eleştirilerine karşı çıktı. Hem başkan Biden'ın açıklamalarına bakacağız hem de suikast girişimiyle ilgili soruşturmadaki son durumu sizlere aktaracağız. Begüm Dönmezer Söz karşımızda. Begüm soruşturmadan başlayalım. Yeni bilgiler var mı? Bir de gizli servisin başındaki ismin kongre oturumunu ertelediğini biliyoruz. 22 Temmuz'da gerçekleştirilecek bu oturum. Nasıl son bilgiler? Soruşturmayla başlayalım. FBI saldırıyı suikast girişimi potansiyel bir yurt içi terör eylemi olarak soruşturuyor malum ve FBI yetkilileri bu soruşturma kapsamında hem cumartesi günkü mitinge katılanlar ve diğer görgü tanıklarıyla Toplamda 100'e yakın görüşme gerçekleştirdi soruşturma kapsamında. Saldırganın telefonuna erişim sağlandı. Ancak e, cihazda suikast girişiminin arkasındaki sebebi aydınlatacak düzeyde anlamlı bir bilgi ortaya çıkmadı. Anladığımız kadarıyla yetkililerin açıklamalarına göre. Peki tetikçi e, suikast girişiminden önceki 48 saat içinde ne yaptı? ABD basınında... E, güvenlik yetkililerine dayandırılan haberlere bakıldığında çok daha fazla ayrıntı var. Örneğin e, bu haberlerden bir tanesine göre, CNN'in haberine CNN'e konuşan bir güvenlik yetkilisine göre Cuma günü e, Crooks e, Suikast girişimini gerçekleştiren e, saldırgan önce üyesi olduğu bir poligona poligona gitti ve orada bir atış e, talimi ...gerçekleştirdiğini ifade ediyor yetkililer. Bir sonraki günün sabahında da e, Amerika'da e, bir takım e, inşaat malzemelerinin e, satıldığı... ...bir mağazaya giderek oradan da e, merdiven satın aldığı... ...sonrasında bir e, silah e, dükkanına giderek orada da e, oradan da mühimmat satın aldığını belirtiyor yetkililer. Sonra da e, cumartesi günü miting alanına doğru gittiğini söylüyorlar e, aracıyla... E, tetikçinin ailesi yani annesi babası bu soruşturma kapsamında suikast girişiminden bu yana e, yetkililerle işbirliği e, yapıyor fakat e, derin bir şekilde soruşturmanın yürütülmesine rağmen ve olayın da üzerinden 48 e, saatten fazla zaman geçmiş olmasına rağmen e, bu e, suikast girişiminin arkasındaki sebep neydi? E, bu hala e, aydınlatılabilmiş değil, e, cep telefonuna ulaşılmış olmasına, bilgisayarına ulaşılmış olmasına e, rağmen ve e, pek çok kişiyle de görüşme yapılmış olmasına rağmen e, henüz bunun arkasında ideolojik miydi, siyasi miydi bu e, hala aydınlatılabilmiş değil. Şimdi e, İç Güvenlik Bakanı Mayorkas dün e, aktarmıştık Donald Trump'a suikast girişiminden hem önce hem de e, sonrasında. E, korumanın artırıldığını söylemişti. Bir yandan gizli servisle ilgili tartışma devam ediyor. Gizli servisin başında bulunan Kim, Kimberley e, Chattel ABC kanalına verdiği röportajda e, bu olayı kabul edilemez ve bir daha yaşanmaması gereken bir şey sözleriyle tanımladı. Bir gizli servis ajanının kariyerinde olmasını istemediği bir durum dedi. Gizli servisin siyasi bir kurum olmadığının da altını çizdi. Eski Başkan Donald Trump'ın ekibinin gizli servisinden daha fazla kaynak talep ettiği güvenlik konusunda ancak bunun reddedildiğine ilişkin iddiaları da yalanladı. Gizli servis başkanı 22 Temmuz'da kongrede, kongre komisyonunda ifade verecek, görevde kalmaya devam edeceğini söyledi Kimberly Chattel ve 22 Temmuz'da da Cumhuriyetçilerin çoğunluklu olduğu gözetim komisyonunda ifade verecek. Son olarak... Şu bilgiyi de aktaralım. İlk olarak CNN'in haberinde yer aldı biraz önce ABD'li yetkililerin son haftalarda Donald Trump'a yönelik İran tarafından bir suikast planına ilişkin bir istihbaratın bir bilginin ellerine ulaştığı yönünde haberler yer aldı. Reuters'a da ulusal güvenlik yetkilisi benzer bir açıklamada bulundu. Ama bunun son Pensilvanya'daki mitingi sırasında gerçekleşen olayla bir bağlantısının olmadığı da ifade edildi. İran'dan hemen tepki geldi. İran'ın Birleşmiş Milletler misyonundan bu iddialara ve bu suçlamanın asılsız olduğunu savundu İran'da. Serdar? Begüm, Başkan Biden'ın röportajı merakla bekleniyordu. Neler söyledi Biden ve hangi sorulara muhatap oldu? ABD Başkanı Joe Biden dün akşam saatlerinde NBC News'dan Lester Holt'e röportaj verdi. Epey kapsamlıydı. Bu röportajda, NBC News'dan Holt'e verdiği röportajda hem biraz öz eleştiride de vardı hem de... Özellikle e, rakibi, cumhuriyetçi rakibi e, Trump'ın şimdiye kadar kullandığı söylemi de eleştiren e, ifadeleri vardı. Önce şunu hatırlatalım Biden geçen hafta başçılarla yapılan özel bir görüşme sırasında e, bu çok tartışılan e, tartışma programı canlı yayın performansının ardından kendisi yerine Trump'a odaklanılması gerektiğini vurgulayarak, Trump'ı hedef tahtasına koymanın zamanı geldi demişti ve bu ifadeyi cumhuriyetçiler çok eleştirmişti e, suikast girişiminin ardından. E, Demokrat Başkan Lester Holt'a verdiği ve akşam saatlerinde yayınlanan röportajda e, Trump'a ve onun politikalarına odaklanılması gerektiğini e, söylemek e, istemiş olsam da bu ifadeyi e, kullanmayı tercih etmem bir hataydı dedi ama ...dedi ki bu silahların dürbünündeki hedefe odaklanma anlamına gelen... ...Crosshair ifadesini de kullanmadığını söyleyen Biden... E, ...rakibi Trump'ın demokratik kurumlara yönelik bir tehdit olduğu uyarısını da e, tekrarladı. E, bir yandan da tabii Trump'la görüştüğünü biliyoruz Biden'ın suikast girişiminin olduğu günün akşamında. O görüşmeyi e, Biden e, son derece dostaneydi ifadeleriyle e, tanımladı... Sesi iyi geliyordu dedi. Kendisini aradığım için de bana teşekkür etti ifadesini kullandı. Bu suikast girişiminden önce bir yandan Biden'ın yaşı ve adaylıktan çekilmesine ilişkin parti içerisinden bazı isimlerden gelen çağrıları çok konuşmuştuk yayınlarımızda. Ve NBC News'dan Lester Holt'la röportaj sırasında bu tartışma atlasıldı mı, atlasılmadı mı diye sordu Biden'a. Biden dedi ki zihinsel keskinliğim oldukça iyi ama yaşımla ilgili soruların gündeme getirilmesi de meşru ifadesini kullandı. Biraz önce Dilge aktarmıştı, Trump'ın başkan yardımcısı adayı J.D. Vance, onunla ilgili yorumu da soruldu. Biden... Nevadaya gitmeden önce basına yaptığı açıklamada Trump'in bir kopyası olarak nitelemişti JD Vance. I. NBC News'dan Lester Holt'a verdiği röportajda da bu olağan bir şey, tabii ki tamamen kendisiyle aynı fikirde olan insanlarla kendisini çevreleyecektir dedi. Ee, röportajdan öne, bak öne çıkan NBC News röportajında öne çıkan başlıklar bu şekildeydi. Serdar. Evet.